Evet arkadaşlar, madenleri bitirdik. Madenleri bitirdikten sonra geldik nereye? Enerji kaynaklarına. Şimdi enerji kaynaklarına bakalım. Enerji kaynaklarını biz yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilen enerji kaynaklarıyla ikiye ayırıyoruz. Bak ÖSYM geçen sene yenilenemeyen enerji kaynaklarını sordu. Yani buradaki lignit madenini sordu. Bizim ülkemizde şöyle bir ilk başta giriş yaparken şunu söyleyeyim. Hocam yenilenebilir enerji kaynaklarını mı kullanmamız lazım? Yenilenemeyeni mi? Bakın yenilenemeyen enerji kaynakları fosil yakıtlardır. Taş kömürü var burada, lignit var burada, doğalgaz, petrol var. Lignit haricinde diğerleri bizim ülkemizde çok fazla yok. Bizim yerli kaynakları kullanmamız lazım. Yani yenilenebilen enerji kaynağını kullanmamız lazım. Yani hidroelektrik, rüzgar, güneş, bunlar çevreye jeotermal enerji, bunlar çevreye uyumlu enerjilerdir. O yüzden biz yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmemiz lazım. Çevreye daha uyumlu, çevreyi daha az kirleten enerji kaynağıdır bunlar. Sakın unutmayın. Peki hocam, gelelim yenilenemeyen enerji kaynakları. Bir, taş kömürü. Şimdi taş kömürü kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştu? Birinci jeolojik zaman, yani Paleozoik'te oluşmuştu. Birinci jeolojik zamanda, yani günümüzden çok eski zamanda oluştuğu için enerji miktarı çok yüksektir. Ve enerji miktarı çok yüksek olduğu için taş kömürünü sen gidip de ısınmada kullanamazsın. Nerede kullanacaksın? Sanayide kullanacaksın. Demir çelik sanayisinde çok fazla kullanılır. Demiri eritmede kullanılır. Bir önceki dersimizde size şunu söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Sivas Tivri'den aldığım demiri Zonguldak Karabük'e getiriyorum. Niye? Enerji var. İşte o enerji taş kömürü enerjisidir. Demir çelik sanayisi de kullanılır. Ve özellikle taş kömürü enerjisiyle çalışan neler var burada? Bir Çatalazı termik santralimiz var. Çatalazı termik santrali taş kömürüyle çalışır. Unutmayalım. Özellikle ihtiyacı karşılamadığı için biz ithal ederiz. Çünkü ülkemizde taş kömürü sadece Batı Karadeniz'de çıkıyor. Zonguldak, Bartın, Karabük çevresinde çıkıyor arkadaşlar diyeceğiz. Peki hocam, ithal ettiğimiz kömürü nerede kullanırız? Elektrik üretiminde. İthal ettiğimiz kömürü Adana'da Sugözü Termik Santrali var. Adana'da bulunan Sugözü Termik Santrali'nde ithal kömürle çalıştığını söyleyeceğiz. Devam edelim burada. Bakın haritaya baktığımızda bir Batı Karadeniz'de Zonguldak, Ereğli, Amasra. 2024 lisans KPSS çıkmış sınav sorusu. Aşağıdaki verilenlerden hangisinde lignit madeni çıkartılmaz diye sordu. Cevap Amasra'ydı. Amasra'da ne varmış? Amasra'da taş kömürü madeni var. Unutmayın. Bir de ithal kömürle çalışan Adana'daki Sugözü Termik Santrali'ni de unutmayalım. Gelelim lignit madenine. Lignit madeni 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani tersiyer zamanda oluşmuştur. Hocam lignit madeni ülkemizde çok geniş alanlarda görülür. Neden hocam? Çünkü unutma. Bizim ülkemiz genç oluşumlu arazi yapısına sahip olduğu için, 3. jeolojik zamandan kalma çok fazla arazi olduğu için bizim ülkemizde genç oluşumlu arazi yapısından dolayı lignit madeni hemen hemen her bölgede vardır diyeceğiz. Ve lignit madeni genellikle çıkartıldığı yerde işlenilen madendir. O yüzden Türkiye'nin birçok kısmında lignit madenine dayalı enerji santrallerini görebilirsiniz. Lignit madeni elektrik üretiminde çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Tabii evlerin ısıtmasında vesaire de çok az da kullanılıyor diyeceğiz. Lignit madeninin çıkarım alanları bura ama bizi şöyle harita üzerinden bakalım. Bakın, lignit madeninin çıkarım alanları içerisinde Afşin, Elbistan çok önemli yere sahiptir. Afşin, Elbistan. Nerede bu? Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan. Yine şurada Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı. Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, Tavşanlı. Bu ifadeleri ÖSYM çok seviyor, çok kullanıyor. Ve Manisa, Sova. Maalesef acı bir şekilde hatırlıyoruz Manisa Soma'yı. Tarihini tam hatırlamıyorum ama 2011'de galiba Manisa Soma'da ne vardı? Büyük bir deprem diyorum. Göçük faciası yaşamıştık. Yani burada büyük bir maden faciası olmuştu. Muğla, Yatağan, unutmayın bunu. Yine Manisa Soma, yine baktığımız zaman Çanakkale, Çan, Ankara, Çayırhan, yine Sivas, Kangal ve Erzurum Aşkale'de çıkartılıyor arkadaşlar. Burada çıkartıldığını söylüyoruz, tamam mı? Burada termik santraller ve çıkarım alanları var. Hatta şuradan göstereyim. Afşin Elbistan çok önemli. Kütahya Tunçbilek Seyit Ömer önemli. Manisa Soma önemli. Muğla Yatağan, Ankara Çayırhan, Çanakkale Çan bunlar önemlidir. Türkiye'de birçok yerde çıkartıldığını zaten biliyoruz. Gelelim termik santralleri de işledik. Burada bakın termik santrallerin bulunduğu iller bu harita çok daha güzel gösteriyor. Kütahya'yı görüyor musunuz? Tavşanlı, Tunçbilek, Seyit Ömer,
Değil, burada bunlar var. Yine Manisa, Soma, Muğla, Yatağan arkadaşlar. Keşke ilk başta bu haritayı kullansaymışız. Bu daha güzel. Ve yine baktığımızda Ankara'nın Allıhan'da gördüğümüz Çayırhan var burada. Kütahya'da var. Ve yine Orhaneli, Çanakkale, Çan, Sivas, Kangal ve Kahramanmaraş, Afşin, Elbistan. Buralarda linyit madeni ve linyit madeninin çıkarımını görüyoruz. Unutmayın. Gelelim doğalgaz. Şimdi doğalgaz son yıllarda kullanımı artmıştır diyeceğiz. Doğalgaza baktığımızda hocam Türkiye'de doğalgaz çok çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Doğalgazı dışarıdan ithal ediyoruz. Nereden? Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan. Buralardan doğalgaz ithal ediliyor diyeceğiz. İthal edilen doğalgazı çok fazla kullanıyoruz. Ve doğalgaza baktığımızda şunu söylüyoruz. Doğalgaz diğer yenilenemeyen enerji kaynakları içinde yani taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz. Bu dördü içinde çevreye en az zararı veren kaynak kesinlikle unutmayın bunu doğalgazdır. Doğalgaz çevreye diğerlerine göre daha az zarar verir. ÖSYM sordu yine sorar. Bakın doğalgaz ülkemizde Kırklareli, Hamitabat. Hamitabat'ı unutmayın çok önemli. Kırklareli, Hamitabat'ta doğalgaz çıkıyor. Yine Tekirdağ, Ayrabolu, Mardin, Çamurlu, Düzce, Akçakoca diyeceğiz. Bizde çıkan çok fazla bize yetiyor mu? Hayır. Ne yaparız? Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan ithal ederiz burada. Elektrik üretiminde kömürden sonra ikinci sıradadır arkadaşlar. Kömürden sonra ikinci sırada ne vardır? Doğalgaz vardır. Önemli diyoruz. Yine İstanbul, Ambarlı, Kırklareli, Hamitabat, Bursa, Oğuzca, İzmir, Alea buralarda doğalgaz elektrik üretimi vardır diyeceğiz. Unutmayalım. Şöyle bir doğalgaz haritasına bir bakalım. Harita üzerinden görelim bunu. Bakın İzmir Alia'da var. İzmir Alia'da hem petrol var arkadaşlar hem de doğalgaz vardır. Unutmayın. Balıkesir, Bandırma. Yine baktığımız zaman Bursa, Ovaakça, İstanbul, Ambarlı, Kırklareli, Hamitabat, Düzce, Akçakoca. Bu Bandırma'da yok aslında. Daha kurulmadı burada arkadaşlar. Buralarda olduğunu söyleyeceğiz. Bir de burada Mardin Çamurlu var burada. Mardin Çamurlu da çıkartılıyor. Unutmayın burada sadece doğalgaz çıkarım alanı vardır. Mardin Çamurlu'da bulunsun. Ve şu not da bizim için çok önemli. Yenilenemeyen enerji kaynakları içinde çevreye en az zararı veren doğalgazdır. Unutmayın arkadaşlar önemli. Gelelim petrole. Şimdi petrole baktığımız zaman ülkemizde petrol yatakları bakımından yine maalesef fakir bir ülkeyiz. Ve petrol özellikle yakıtta, plastikte, gübre sanayisi gibi, boya sanayisi gibi birçok yerde çıkar. Türkiye'de en fazla petrol Güneydoğu Anadolu'da. Türkiye'de çıkan petrolün ya zaten %98'i Güneydoğu Anadolu'da çıkar. Türkiye'de ilk petrolün çıktığı dağ Batman'ın Raman Dağı'dır. Raman, Garzan, Kurtalan, Diyarbakır yani Adıyaman, Mardin çevresinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde petrol çıkarımı vardır diyeceğiz. Batman'da çıkarılan petrol Batman'da işlenir. O zaman ham madde yakınlık önemlidir. Batman'da çıkartıp Batman'da işliyorsa ham madde yakınlık. O zaman petrol bize yetmiyorsa ne yapıyoruz? Dışarıdan ithal ediyoruz. Dışarıdan ithal ettiğimiz petrolü Kırıkkale, Orta Anadolu, Kırıkkale'de. İzmir, Alia, İpraş, İzmit. Buralarda ne yapıyoruz? İşletiyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Özellikle baktığımız zaman petrolün katı hali olan asfaltit. Bunu da bir gün soracaklarını düşünüyorum. Petrolün katı hali olan asfaltit Şırnak Silopi'de çıkartılır. Unutmayın Şırnak Silopi. Ve yine bir de şurada güncel bir bilgimiz var arkadaşlar. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın. Tekrardan kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz arkadaşlar. Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük petrol kuyusu 2023 yılında keşfedildi. Şehit Aybüke Yalçın ismini verildi. Bu nerede keşfedildi tabii ki? Şırnak Gabar Dağı'nda keşfedildi. Tamam mı? Güncel bilgi olarak aklınızda kalsın ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın ismi verilmiştir diyeceğiz. Gelelim nükleer enerji. Nükleer enerji her sene kesinlikle soru potansiyeli vardır. Yani atıyorum KPSS'de lisanslı sorması, ön lisanslı orta öğretimde, TYT'de, AYT'de hiç fark etmez. Kesinlikle her sene soru potansiyelini görürüz. Nükleer enerjiye baktığımızda nükleer enerjide kullanılan iki tane maden vardır. Bu maden uranyum ve toryum madenidir. Uranyum ve toryum madeni Eskişehir Yozgat çevresinde çıkar ve Manisa çevresinde çıkar unutmayın. Ve nükleer enerji santralinde iki yer önemli bizim için. Biz bir Sinop, bir de Mersin Akkuyu Nükleer Santrali.
Türkiye'de iki yerde kurulum aşamasındadır. Mersin Akkuyu'daki bu sene ilk enerjinin alınması planlanıyor. Sinop'ta daha pek bir şey yok açıkçası. Peki niye hocam Mersin'de Sinop'u seçtik? 81 tane ilimiz var. Diğerlerini niye seçmedik? İki sebepten dolayı. Bir, soğutma suyunun ihtiyacı, denize yakındır bunlar. Ve tabii ki deprem riskinin az olması. Deprem riski az olduğu için soğutma suyu ihtiyacından dolayı Sinop ve nereyi seçmişiz? Mersin Akkuyu'yu seçmişiz. Mersin Akkuyu'daki nükleer santral için Rusya'yla, Sinop'taki için ise Japonlarla ne yaptık? Anlaştık diyeceğiz, unutmayalım. Bakın burada Mersin Akkuyu Nükleer Santral, Sinop, bir de İğneada'da sadece kurulma fikri var arkadaşlar. Çok çok daha uzun sürede ancak kurulacağını düşünüyorum bu. Sadece fikir olarak var. Yani kurulur mu sanmıyorum pek şu an için. Gelelim yenilenebilen enerji kaynakları. Yenilenebilen enerji kaynakları çevreye uyumlu kaynaklardır. İklimden etkilenir. Sakın unutmayın, iklimden etkilenir. O yüzden yıldan yıla üretimde dalgalanma olabilir. Yenilenebilen enerji kaynakları iklimden etkilenir. Bir tanesi hariç. Jeotermal enerji kaynağı hariç diğerleri iklimden etkilenir. Gelin bakalım. Bir, ne var? Hidroelektrik santral, yani hidrolik su gücü. Barajlardır arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de Fırat Nehri üzerinde gördüğümüz Keban, Karakaya, Atatürk barajları önemlidir. Doğu Anadolu bölgesinde potansiyel çok fazla olmasına karşın çok baraj yoktur. Hidroelektrikten elektrik üretimi birinci bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur. Güneydoğu Anadolu çok önemli yere sahiptir burada diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman özellikle Atatürk, Keban, Karakaya barajları çok çok önemlidir. Yusufeli, Deriner barajları önemli arkadaşlar burada. Gelelim rüzgar gücü. Hatırlar mısınız? Daha önceden size demiştim ki Türkiye'de sürekli olan bir rüzgarımız vardı. Neydi o? Batı rüzgarları. Batı rüzgarları nerede esiyordu? Batıda. Ülkemizin batısında, Ege'de, Marmara'da. O yüzden Türkiye'de rüzgar enerji potansiyeli en fazla Ege'de, Marmara'da diyeceğiz. Türkiye'de kurulan ilk rüzgar enerji santrali nerede kurulmuştur? İzmir Alaçatı'da kurulmuştur. 1998 yılında ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı'da ne yapmıştır? Kurulmuştur diyeceğiz. Ve baktığımızda yeryüzü şekli ve iklime bağlıdır arkadaşlar. Özellikle iklim çok önemlidir diyoruz. İzmir'de var. Bakın Çanakkale'de var. Bir de Çanakkale için şunu söyleyeyim. Çanakkale normalde potansiyeli çok çok fazla olmasına karşın hem boğazdan geçilen işte rüzgarlar vesaire var. Bu potansiyel çok fazla olmasına karşın Çanakkale tarihi sit alanıdır. Yerleşime açılmamıştır. Çoğu yerinde normalde potansiyel fazla ama rüzgar türbinleri yoktur diyeceğiz. Unutmayın. Yine Çatalca İstanbul var burada. Aydın var. Osmaniye, Balıkesir, Hatay, Manisa. Mesela baktığınızda İstanbul çok önemli yere sahip arkadaşlar. Hatay çok önemli yere sahip. Bursa çok önemli yere sahip olduğunu söyleyeceğiz. Ve tabi olumsuz yönü var mı? Var. Göçmen kuşların güzergahı üzerinde yer aldığı için kuşlar geliyor ona çarpıyor. Başka yeri yokmuş gibi gelip buradaki pervanelere çarpıyor. O yüzden bu olumsuz yönüdür. Bir de kurulum maliyeti çok fazladır arkadaşlar bunları. Bakım onarım maliyeti çok fazladır. Bu da önemli bir sorun olarak söyleyebiliriz. Bakın rüzgar enerji potansiyeli haritası bizim için önemli. Ege bölgesi çok önemli söylemiştik zaten. İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Güney Marmara burası. Yine İstanbul çok önemli. Hatay unutmayın burada. Mersin, Antalya buralar önemlidir. Bir de Orta Karadeniz'de biz ne yapıyoruz? Orta Karadeniz'de de bunu çok görüyoruz. Şöyle biraz geri gelelim. Heh, şuradayız. Orta Karadeniz'de de vardır diyeceğiz rüzgar enerji potansiyeli. Gelelim nereye? Güneş enerjisine. Güneş enerjisi güneşlenme süresinin en fazla olduğu Akdeniz Güneydoğu Anadolu bölgesinde potansiyel fazladır. Tabi İç Anadolu bölgesinde de potansiyel fazladır. Türkiye'de kurulmuş en büyük güneş enerji santrali Konya Karapınar'da kurulmuştur. Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali önemlidir arkadaşlar, unutmayalım. En az güneş enerji potansiyelimiz de Karadeniz'de. Çünkü bulutluluk oranı fazladır. Bir yerde bulutluluk oranı ne kadar fazlaysa güneşlenme süresi o kadar azdır diyeceğiz. Ve ülkemizde özellikle sıcak su temininde kullanılır, elektrik üretiminde kullanılır diyeceğiz. Bakın şöyle özellikle güneyde Antalya, Karaman, Konya çevresi, Muğla çevresi buralarda görüyoruz. Yine İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde potansiyel fazla. Ama güneye doğru kuzeye doğru gittiğimizde Karadeniz bölgesinde potansiyelin çok düşük olduğunu görüyoruz güneş enerjisinde. Jeotermal enerji. Jeotermal enerji sıcak su enerjisidir. Ve jeotermal enerji tamamıyla nedir? Fay hattına bağlıdır.
Fay hattının olduğu yerlerde jeotermal enerji fazladır diyeceğiz. Türkiye'de jeotermal enerjiyle birçok şey yapılabilir. Binalar ısıtılabilir, seracılık, söylemiştim zaten bunu, örtü alt tarımında kullanılır. Enerji üretimi, sağlık. Bir sürü de enerji üretimine baktığımızda iki santralimiz var. Özellikle jeotermal enerjiden elektrik üretimi iki yerde gerçekleşir. Bir, Denizli Sarayköy, bir de Aydın Germencik. Bu iki yeri unutmayın. Denizli Sarayköy, Aydın Germencik. Jeotermal enerji ile çalışır diyeceğiz. Peki hocam, jeotermal enerji iklimden etkilenir mi? Hayır, iklimden etkilenmez. Çünkü yeraltı suyu sıcak su kaynaklarıdır. İklimden etkilenmez diyeceğiz. Baktığımızda Balçova var, Sandıklı, Afyon, Çanakkale önemli sıcak su kaynakları vardır. Afyon, Denizli, Kütahya bunlar önemlidir diyeceğiz. Unutmayalım. Bakın jeotermal enerji kaynağında Ege bölgesi çok önemli yere sahip burada. Ege'yi görüyoruz. Yine İç Anadolu bölgesinde bazı kısımlar var. Doğu Anadolu bölgesini görüyoruz burada. Ve Hatay Osmaniye çevresinde bunları görüyoruz arkadaşlar. Bakın jeotermal enerjiyle çalışan termik santraller Aydın, Germencik, Denizli, Sarayköy bunları unutmayalım. Evet şimdi dedik ki biz enerjide dışa bağımlıyız. Peki hocam enerjide dışa bağımlılığı nasıl azaltırız? 1. Yerli kaynakları kullanmamız lazım. Yani özellikle baktığımız zaman hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal gibi yerli kaynakların üretimini arttırmamız lazım. Enerji üretimini çeşitlendirmemiz lazım. Mesela nükleer enerji gibi yeni bir enerji dalını getiriyoruz burada. Enerjinin aldığı ülke sayısını arttıracağız. Alternatif ülkeleri arttıracağız burada. Ve güvenilir, ucuz enerji temini yapmak önemli. Şimdi 2023 yılında güncel elektrik üretimine bakalım. Bakın değerli arkadaşlar bu 2023 yılı. 2024 yılı bittikten sonra 2025'in başında tekrar veriler açıklanır. Onu zaten biz TÜİK'le birlikte kendimizde yayınlayacağız burada. Şimdi 2023'te en fazla elektrik üretimi kömürdendir. Ama kömürün içinde lignit kömürü, ithal kömür ve taş kömürü var burada. İkincisi doğalgazdır diyeceğiz. İkincisi doğalgaz. Üçüncüsü ise hidrolik enerji. 3, 1, şuraya 1, şurası 2 ve şurası 3'tür. Bak şunu sakın unutma. ÖSYM sana kelime oyunu yapıp derse ki yenilenebilen enerji kaynaklarında birinci hangisidir derse yenilenebilen enerji kaynaklarında birinci hidroliktir. Toplam sorarsa kömürdür diyeceğiz. Unutmayalım. Daha sonra rüzgarı görüyoruz. Daha sonra güneş ve daha sonra jeotermal enerji. ÖSYM sana bunu da sorar. Der ki aşağıdaki verilenlerden hangisinde özellikle işte elektrik üretimi daha azdır derse jeotermal enerji diğerlerine göre daha az olduğunu söyleyeceğiz. Peki Türkiye'de mutlak özel konumundan dolayı Türkiye'de görülmeyen hangisi? Gelgittir. Gelgit enerjisi Türkiye'de nedir? Çok azdır diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü okyanusa kıyımız yok. Okyanusa kıyımız olmadığı için gelgit enerjisi azdır diyeceğiz. Evet burada da bunları söyledik. Enerji üretimini söyledik ve baktığımız zaman sanayileşmeye bağlı olduğunu söyledik. Gelgit, hidrolik enerji, biyokütle vesaire bunları zaten konuştuk. Evet bundan sonra nereye geldik arkadaşlar? Türkiye'de sanayi kısmına geldik. Bir sonraki dersimizde Türkiye'de sanayiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.